Merhaba Ali Rıza, hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yücel, sen de hoş geldin. Merhaba Kevser. Merhaba Beyza, hoş geldin canım. Hoş geldiniz hepiniz. Ömer, Ural, Ayşegül. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben hep yorgun gözüküyorum ya. Bu aralar herkes aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar, bütün gün ben hiç durmak bilmiyorum. Bu saat olduğu zaman da herhalde. Şu an yorgun değilim ama günün yorgunluğu herhalde yüzüme çöküyor. Aslında yorgun değilim. Hani iyiyim ama yüzümde bir yorgunluk belirtisi olduğu doğru. İyiyim, çok şükür. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani bir yorgunluk, bir şey falan yok ama bilmiyorum. Sadece biraz sesimde bir sıkıntı var. Akşam olunca bu saatlerde sesim gidiyor böyle yavaş yavaş. İnşallah ders sonuna kadar yetişecek. Zaten bugün muhabbet kısmını çok uzatmayacağım. Hani biraz birikelim, hemen başlayalım. Ne kadar çok soru çözersek o kadar iyi çünkü. Dün anlattığım sözel mantık tabloları ile ilgili sorular çözeceğim. Hani her tabloya uygun olacak şekilde soru çözmeye çalışacağım. Yani bir 5-6 tane soru çözsek bugün için kârdır arkadaşlar. Dünkü videoları YouTube'a atamadım. Birazdan onları da atacağım. Bugünkünü de atacağım, tamam mı? Hani buradan izleyemeyip YouTube'dan izlemek isteyen arkadaşlar da Güldesi Hoca ile Türkçe YouTube kanalımdan hem bugünü hem dünün videolarını izleyebilirler. Bunu da kaydedeceğim inşallah, bir aksilik olmazsa. Hepsini YouTube kanalıma atacağım. Neslihan, sanıyorum ki yanlışlıkla canlı yayına katılma isteği gönderdin. Yani canlı yayını normalde hani kabul etmiyorum. Ama katılmak isteyen olursa tabii başlayana kadar en azından katılabilirsiniz. Evet, bugün sayımız az sanki ya. Dün ne güzel 60-70 kişiydik. Bugün daha 31'deyiz. Katılırlar herhalde. Bu akşam ne var? Önemli bir şey mi var? Tarih yok bugün. Başka bir ders falan da yok diye biliyorum ama. Hani çakışan bir şey yok ama. Dizi mi var acaba bugün? Merhaba Deniz, hoş geldin. Evet, biraz bir 5 dakika belki, hani gerçi 5 dakikayı da bulmayız ama birkaç dakika diyelim, bekleyelim. Ondan sonra hemen soru çözmeye başlayacağım. Nasılsınız? Dün tabloları anlattıktan sonra soru çözmeye çalışan oldu mu? Çözebilen oldu mu? Bana özelden birkaç arkadaşım attı ama onun dışında sözel mantık çözmeye çalışan, böyle bir aşkla bir gazla gidip soru çözmeye çalışanınız oldu mu arada? Merak ediyorum he. Hocam ben denedim ve oldu diyeniniz var mı? Turgay Hoca mı var, coğrafyacı? Bu akşam mıydı o? Gerçi kim olduğunu da bilmiyorum ama böyle biri mi var, coğrafya mı anlatıyor? Haberim yok. Merhaba Ferah, hoş geldin canım. Ya onunla çakışma mı yaptık? Valla bütün hocaları takip edemiyorum arkadaşlar. Çakışmaması için elimden geleni yapıyorum ama yine de bir şeylerle çakışıyor. Biri diyor ki hocam dizim var çakıştı. Biri diyor ki bilmem ne. Gerçekten hocam ben denedim mi oldu. Teşekkürler. Büyük etkisi oldu. Teşekkür ediyorum Kübra. Evet hocam, kesinlikle oldu. Vitamin sorusu hariç ÖSYM'nin çıkmış soruları kolay hocam. Evet, vitamin sorusu da aslında çok zor değil. Ben onu da çözeceğim size. Çekopart'ı çözdüm. Süper Serkan. Süper, yapabildiyseniz ne kadar güzel. Arkadaşlar vitamin sorusu da aslında çok zor değil ama birazcık bir tık, yani böyle bir rahatsız edici özelliği yok değil tabii vitamin sorusunun. Ama ben onu sizin için çözeceğim. Kendimi iyi hissettirdi hocam. Çok teşekkürler. Ne güzel yapabildiyseniz ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Beyza, yapamıyorsan sen bizim dershanedeydin sanıyorum ki, yanlış hatırlamıyorsam. Benim yanıma gel, birebir de gösteririm ben sana olmazsa.
Merhaba, hoş geldin. Dershane öğrencilerimiz zaten yapamıyorsa benim yanıma birebir gelebilirler arkadaşlar. Ben orada yardımcı olmaya çalışacağım. Tamam mı? Hadi başlayalım mı? Ne dersiniz? Döndürelim mi kameralarımızı? Haydi bakalım o zaman benim ses gitmeden başlayalım şöyle. Bakalım oluyor mu, olmuyor mu? Hadi bir görelim o zaman. Arkadaşlar şöyle her maddeye uygun soru çözmeye çalışacağım. Vitamin sorusunu da çözeceğim. Hiç merak etmeyin, tamam mı? Onu da mutlaka çözeceğim sizin için. Tamam, vitamin sorusunu çözeceğim. Enise tabloları mı karıştırıyorsun? Dün not alın demiştim bir yere. Ha, bizim dershanemizle alakan yok. Ya olur da yolun düşerse gel diyelim o zaman, ne diyelim? Peki. Başka türlü yardımcı olmaya çalışırım o zaman, tamam mı? Bana DM'den ulaş, ben sana başka türlü yardımcı olmaya çalışayım. Olmadı artık WhatsApp'tan anlatırız görüntülü. Bu aralar onu yapıyoruz. Yapacağız yapacağız Beyza, çıkmış soruları da çözeceğiz beraber, tamam mı? Hiç endişe etmeyin, çıkmış soruları da ben size çözdüreceğim. Haydi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Herkesin kalemi kağıdı yanında oluyor. Herkes kalemini kağıdını hazırlasın. Hadi bakalım başlayalım soru çözmeye. Çok da zaman kaybetmenin de bir anlamı yok. Ne kadar çok soru çözersek bizim için o kadar iyi. Arkadaşlar bugün hani ben sizinle daha önce tabloları zaten yaptım. Karma sorular çözüyorduk. Zor sorular da çözdük, kolayları da çözdük ama bu tekrar dersi olduğu için başa döndüm. Belki şimdi çözeceğim soruları size çözmüş olabilirim. Tamam mı? Yani o yüzden sıkıntı yapmayın. Hani bir kere daha çözmüş olursunuz en kötü ihtimalle. Dediğim gibi hiç görmeyen arkadaşlarım da var sözel mantığı. Benimle hiç yapmayan arkadaşlarım da var. O yüzden onlar için en başa aldım biliyorsunuz ki tüm konuları. Yani siz de sözel mantıkta çözdüğüm soruları çözerseniz ya hocam ben bunu çözmüştüm niye bunları çözüyorsunuz demeyin. Bu tekrar olduğu için mecburen çözeceğiz. Anlaştık mı? Haydi bakalım o zaman ilk sorumuzu size gösteriyorum. Nasıl bir tablo yapmam gerekiyor? Tablo kaçla çözeceğim? Dün arkadaşlar tablolardan bahsettim size. Dedim ki eğer soruda sayılar varsa, günler, saatler, aylar, yıllar varsa kesinlikle tablo 1'i yapacaksınız. Ha bunların hiçbiri yok ama soru bir sıralama sorusu. Yine tablo 1'i yapacaksınız. Bakın bu güzel bir sorudur. Ben sözel mantık anlatırken hep bu soruyla başlarım. Bu ALES sorusudur arkadaşlar. Bakın 2010 yılının ilk böyle sözel mantık sorularındandır. ALES'te sorulmaya başlanmıştı zaten. Evet, ilk sorumuz bu. Ben gösteriyorum. Haydi bakalım herkesin önünde kalemi kağıdı olsun. Ben yorumları kapatayım. Tamam mı? Şöyle herkes rahat bir şekilde görsün. Şöyle yapalım. Sonra alttaki soruyu göstereyim. Şimdi soruda diyor ki bakın ben size yardımcı olacağım. Tamam mı? 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış yan yana reklam panosu diyor. Şöyle yapalım mı? Kalpler çok geliyor. Okuyamadığınız için mi? Yayınla ilgili bir problem olduğu için mi? Açıyorum yorumları. Tamam, açtım yorumları. Açtım yorumları arkadaşlar. Kalp göndermeyi bırakır mısınız? Yorumları açtım. Efendim. Heh, şimdi söyleyin. Açtım yorumları. Net mi değil? Görünmüyor mu? Okunmuyor mu? Tamam. Şimdi nasıl? Görüntü gitti. Tamam. Şimdi nasıl arkadaşlar? Şimdi nasıl? Şimdi oldu. Şimdi düzeldi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yorumları kapatmayayım o zaman. Şöyle açık kalsın. Bir şey olursa bana söylersiniz. Tamam mı? Tamamdır. Tamam, şimdilik bir şey yazmayın arkadaşlar. Düzeldiyse madem. Tamamdır, düzelmiş. Güzel. Hadi bakalım herkes elinde kalem kağıt çözmeye başlıyor. Tamamdır, yazmıyoruz artık. Haydi bakalım herkes elinde kalem kağıt başlasın. 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış yan yana reklam panosuna dediğine göre. Bu ne demek?
Bakın soruda hem rakam kullanıyor, birden 7'ye kadar diyor. Hem de yan yana ifadesini kullanıyor. O zaman benim kesinlikle yapmam gereken tablo hangisi olacak? Ben bu soruyu kaç numaralı tabloya göre çözerim? Bakın ben size dün tam 4 tane tablo öğrettim. Tablo 1 sıralama sorusuydu. Tablo 2 raf sorusuydu. Tablo 3 5'ten çok isim varsa kullanılacak tabloydu. Tablo 4 de 5'e 5 tabloydu. Sizce birden 7'ye kadar dediğine göre ben burada hangi tabloyu kullanmalıyım? Hem de yan yana diyor. Birden 7'ye kadar ve yan yana diyor. Kesinlikle kullanmam gereken tablo 1 olacak. Bakın ben soruyu böyle tutarken lütfen kenara not alıyorsunuz, tamam mı? Soruyla ilgili kenara not alın arkadaşlar. Evet, çok güzel. Tablo 1 ile çözeceğim ben bu soruyu. Bana yazdıklarınız bu arada birazcık geç geliyor sanıyorum ki arkadaşlar. Ben cümle kurduktan bayağı sonra yazıyorsunuz çünkü. Ben de ona göre biraz sessizliğimi koruyacağım o zaman. Tamamdır. Tablo 1'e göre çözeceğiz. Hadi o zaman herkes tablo 1'i yapıyor arkadaşlar. Herkes tablo 1'i yapıyor. Ne yapıyoruz tablo 1'e göre? 1'den 7'ye kadar rakamları yukarıya yazıyoruz. Haydi bakalım tablo 1'i ben de yapıyorum. Şimdi soruyu indireyim. Sizler çünkü tablo yapacaksınız. Ben de yapacağım. O sırada soruyu şöyle bir indireyim. Tamam mı? Haydi bakalım. Herkes benimle birlikte tablo 1'i yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Birden 7'ye kadar demiş. Bunları şöyle yukarıya yazıyorsunuz. Tablo 1'in özelliği. Rakam varsa, saat varsa, gün varsa, ay varsa yukarıya yazacaksınız. Hocam neden 3 tane olasılık yaptınız diyenler şimdi çıkacaktır. Hatta 3 olasılık hiç yapmayayım ben. Şöyle 2 tane yapayım. Çünkü ben tahtayı tamamen kullanacağım. Şöyle rahat görün diye. Evet, ben 2 tane olasılık yapacağım. Şimdi hocam neden 2 tane olasılık yaptınız da 3 tane yapmadınız? Ya da 3 yapmıştınız niye sildiniz diyenleriniz illa çıkacaktır arkadaşlar. Hemen söylüyorum ben size. Arkadaşlar 2 tane olasılık yapmadım. En az 2 tane olasılık yaptım. Hayır Elifciğim, şimdi daha ilk soruyla başlıyoruz. Çok olmadı. Biraz muhabbet ettim, gelin diye bekledim. Şimdi başlıyorum daha. İlk sorumuz bu. Arkadaşlar ben 2 tane, bakın böyle 2 olasılık yaptım. Çıkarsa 3.'ü altına ekleyeceğim. Yani bu tarz sorularda en az 2 olasılık mutlaka çıkacaktır. O yüzden siz de tablonuzu en az 2 olasılığa göre yapıyorsunuz, tamam mı? Ha olursa 3., 4., 5. olasılığı zaten açarız. Haydi bakalım o zaman ilk sorumuz birden 7'ye kadar numaralandırılmış diyor. Yan yana reklam panosuna diyor. K, L, M, N ve P ürünlerinin reklamları yapıştırılacakmış. Bakın lütfen öncülleri kenara alın. Çünkü ben şimdi soruyu çekeceğim. Tamam mı? Ben soruyu çekeceğim. Ondan sonra hocam neydi demeyin. Tamam. Evet arkadaşlar. K ve N ürünlerinin reklamları ikişer reklam panosuna, diğer ürünlerin reklamları bir reklam panosuna yapıştırılmış. Ben bunu bir kenara not alayım. Diyor ki K ve N 2 tane. Yani K'yi 2 kere kullan diyor. N'yi 2 kere kullan diyor. Diğerlerine yani L'yi 1 kere, M'yi 1 kere, P'yi de 1 kere kullan diyor. K ve N ikişer reklam panosuna, diğerleri bir tane diyor. Zaten 2, 2 daha 4, 5, 6, 7 tane yaptı. Tamam mı? Lütfen öncülleri yerleştirmeden önce benim yaptığım gibi kenaraya şöyle küçük bir özet yapın. Ondan sonra yerleştirin. Tamam mı? Şimdi soru netleşecek. Göreceksiniz yine. Sonradan katılan arkadaşlarım hemen elinize kalemi kağıdı alın. Daha şimdi başladık. Daha ilk sorumuz yeni başladık. M ürününün reklamı K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasındaki panoya yapıştırılacakmış. Bakın K ve N ürünlerinin bulunduğu panoların arasına diyor. Yani bunu şöyle göstermem gerekiyor. K ve N'nin arasına M yerleştirilecekmiş.
Ama bana soruda dememiş ki K'yi önce N'yi sonra koy diye. O zaman K ve N'yi şöyle yer değiştirebilirim. Siz şimdi bana şunu sorabilirsiniz. İyi de hocam, niye üçünü dip dibe aldınız? Çünkü bu tarz sorularda bakın ürün sayısı burada 7 tane rakamım var. Burada da 7 tane olduğuna göre M, K ve N'nin arasında diyorsa bu üçü dip dibe olacak demektir. Panoları bu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen önce hemen sonra demesine burada gerek yok. Tamam mı? Burada hemen önce ya da hemen sonra demeyecek. Önce demesi benim için yeterli. Peki sonra ne demiş? Sonra bana diyor ki K ve N ürünlerinin diğer rakamları, diğer reklamları da yan yanadır diyor. Ben şöyle yorumları bir kapatayım. Daha rahat görün. Sonra yine açarız. Bakın M ürününün reklamı K ve N'nin arasında demişti. Yaptım. Şurada gösterdim. Şimdi bu öncüldeyiz. K ve N ürünlerinin diyor ki diğer reklamları yan yanadır diyor. E bakalım o zaman K ve N'den ikişer tane vardı. Bir tanesini buraya kullandığıma göre diğerleri yan yana olacakmış. Yan yana olması demek bunların dip dibe olacağı anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi de yan yana olunca şöyle okla da yer değiştiriyordum. Bunu unutmayacağım. Ama ben panoma daha bunu yerleştiremem. Daha bunlarla başlayamam. Ben panoma kesin olan ifadeyle başlayacağım. E kesin olan ifadem son öncülüm bakın. Diyor ki L ürününün reklamı 3 numaralı panoya diyor. Heh, şimdi soru çözülmeye başlanıyor. L'yi 3 gördüğünüz her yere yazıyorsunuz. Haydi bakalım herkes benimle birlikte yerleştirmeye başlasın. Evet, L'yi 3'e yazdım. L'yi şuradan bir silelim. Şimdi ben yorumları açacağım. Herkes buraya kadar yapmış olmalı. Soru bitti çünkü. Ben sizin için zaten özetini de tahtaya yazdım. Bakın soruda K'den 2 tane diyordu. N'den 2 tane diyordu. Diğerlerinden birer tane diyordu. Sonra L kesinlikle 3'te olacak diyor. Bu da tamam. K ve N ürünlerinin arasında M vardır diyor. Ama bana K N'den öncedir ya da sonradır demedi. O yüzden K M N olabileceği gibi N M K de olabilir ama ben tekrar olasılık açmak yerine ne yapıyorum? Okla yer değiştiriyorum. Sonra K ve N diğer K ve N yan yanadır demiş. E yan yana dediği için okla yer değiştirmeyi unutmayacağım. Şimdi ben size soruyorum. Bana cevapları söyleyin bakalım. Arkadaşlar ben K, M, N üçlüsünü birinci olasılık bakın burada yani şu kısımda nereye yazabilirim? Hadi bana söyleyin. K, M, N üçlüsü dip dibe olacak. Ben bunları birbirinden ayıramayacağım. Madem ayıramayacağım, madem dip dibe alacağım, o zaman ben bu K, M, N üçlüsünü ilk olasılık için nereye yazabilirim? İlk olasılık için nereye yazarım? Çok güzel. Tabii ki ilk olasılık için 4, 5, 6'ya, değil mi? Oraya yazabilirim. İkinci olasılık için de 5, 6, 7'ye yazabilirim. Hadi benle birlikte herkes yazıyor arkadaşlar. Benle birlikte K, M, N üçlüsünü 4, 5, 6'ya yazıyor. Ama okla yer değiştirmeyi unutmuyor. Okla yer değiştirmeyi unutursanız ne olur biliyor musunuz? Sorunuz eksik çıkar. Mesela 3 soru varsa ikisini doğru yaparsınız, birini yanlış yaparsınız. Tamam mı? Evet, ben ilk olasılık için K, M, N'yi 4'e, 5'e, 6'ya yazdım. E şimdi ikinci olasılığı oluşturmam gerekiyor. Çünkü bir yer daha var yazabileceğim. O da sizin dediğiniz gibi. Bir sütun kaydıracağım. 5'e yazabilirim. 6'ya yazabilirim. 7'ye yazabilirim. Okla bunu da yer değiştireceğim. Başka bir yere yazabilir miyim? Şu an için başka yazabileceğim bir yer yok. Ama burası 8 rakamı olsaydı 3. bir olasılık açmam gerekecekti. Diyecektim ki 6'ya da 7'ye de 8'e de yazabilirim diyecektim. 9 olsaydı 9
sütun olsaydı yine ne yapacaktım? 7, 8, 9'a yazacaktım. 10 olsaydı yine 8, 9, 10 şeklinde kaydıracaktım. Biz buna olasılık açma diyoruz. Elimizdeki verileri kaç değişik şekilde yerleştirebilirim sorusunun cevabı olasılık açmaktır. Şimdi bana söyleyin bakalım, buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı? Yani şu kısımda anlayamadığınız bir yer var mı? Hocam ben şurayı anlamadım, bir daha bir geçer misiniz dediğiniz bir yer varsa üstünden bir tık daha geçeceğim. Yoksa soruma devam ediyorum. Evet, bekliyorum. Var mıdır arkadaşlar sorusu olan? Var mı problem? Burayı herkes anladı. Tablo 1'e göre çözdük. Niye? Rakamlar var diye, sıralama var diye kesinlikle tablo 1'i kullandık. Tamam. Verilenlerin özetini önce kenara yazıyoruz. Çat diye tabloya yerleştirme yapamazsınız. Hani onu daha sonra belki ilerleyen zamanlarda yaparız ama daha yolun başındaysak, yeni de katılıyorsak yayına, çat diye yerleştirme yapmayacağız. Önce kenara özet yapacağız, sonra panomuzu yerleştireceğiz. Peki. KMN üçlüsü bitti. Şimdi benim KN ikilisini yerleştirmem lazım. Sizce KN ikilisi için nerede boşluğum var? Nereye yazabilirim? Şu iki olasılıkta da KN ikilisini nereye, nasıl yazmam gerekiyor? Bakıyorum boş yerim nerede var? KN'de yan yana gelecek. Başka hiçbir yere gelemez. Tek bir yere gelebiliyor. Nereye gelecek? Tabii ki 1 ile 2'ye gelecek. Başka da gelme ihtimali zaten yok. O yüzden diyeceğim ki KN'yi 1 ile 2'ye yazayım. Ama okla yer değiştirmeyi sakın ola ki unutmayayım. Dilara 7 ile 4'e yazamam. Niye yazamam biliyor musun? Çünkü KN kesinlikle yan yana olacakmış. Başka yapamam. Evet, KN'yi şöyle yan yana yazacağım. KN'den iki tane vardı. Birinci KN'yi bu şekilde kullandım. Araya M koydum. İkinci KN ikilisini de buraya koydum. Niye? Çünkü bana diyor ki iki tane K, iki tane N vardı. Ben bunları da yerleştirdim. M'yi de L'yi de yerleştirdim. Geriye P kaldı. Arkadaşlar tabloma bakıyorum. P'yi yazabileceğim yer neresi? P'yi yazabileceğim yer neresi? Tabii ki birinci olasılığımda burası boş kaldı. İkinci olasılığımda da burası boş kaldı. Ve ben böylece P'yi de yerleştirmiş oldum. Bakıyorum tablomda boş yer kaldı mı? Yok. O zaman derim ki soru bitti arkadaşlar. Evet. Var mıdır sorusu olan acaba? Önce ne yaptık? Kesin olanı yerleştirdik. Sonra KMN üçlülerini yerleştirdik. KN ikilisi. Arkadaşlar bu tarz sorularda kesini yerleştirdikten sonra çok olandan az olana doğru gidin, tamam mı? Önce yan yana olan 3 tane varsa önce onu yerleştirin. Sonra yan yana 2 tane olanı, zaten sonra da teklileri yerleştirmeniz daha kolay olacaktır. Evet, herkes anladıysa, hocam problem yok, biz anladık olayı, kaptık diyorsanız, buyurun sorumuz o zaman. Herkes zaten benle birlikte soruyu kenara not aldı, tablosunu da yaptı. Hadi bakalım o zaman. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor? A'da P ürününün reklamı 5 numaralı panodadır yazıyor. Şurada P yazıyor arkadaşlar, çok görünmese de. Ben onu bir şöyle netleştireyim, özür dilerim. Şöyle. P ürününün reklamı 5 numaralı panoya. K1'dedir diyor. M5'tedir diyor. N2'dedir diyor. N7'dedir diyor. Evet, ne diyorsunuz? Bunlardan hangisi kesinlikle yanlıştırı soruyor. Evet, bunlardan hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Arkadaşlar, bulanık mı? Netleştirdim ama şöyle. Kesinlikle yanlış olması için bütün olasılıklarda yanlış olan bir şey bulmam lazım. Şu an iyi herhalde, değil mi? Yaklaştırdım, görüyorsunuz. Evet.
Arkadaşlar kesin yanlıştır diyorsa bütün olasılıklarda yanlış olan bir şey arayacağım. Tabii ki cevabım Adana olacak. Neden Adana olacak derseniz P ürününün reklamı 5'tedir diyor. Ama ben 5'e yukarıdan aşağıya kadar baktığımda hiç göremiyorum P'yi. O yüzden de cevabımız Adana olacak. Peki o zaman ikinci sorumuz şöyle netleşecek o şimdi. Evet. İkinci sorumuz. Hangilerinin reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmış olabilir diyor. Bakın bu soru çok tehlikeli bir soru. 6'da diyor yapıştırılmış olabilir diyor. Hani siz oklarla yer değiştirmiştiniz ya. O sakın yer değiştirdiklerinizi unutmayın, tamam mı? Haydi bakalım bu sorunun cevabını istiyorum. 2 numaralı sorumda cevabım ne olmalı? Tablo yapıldıktan sonra zaten sorular takır takır gelir arkadaşlar. Soruları çok rahat yaparsınız. Yeter ki ne yapıyoruz? Yeter ki panomuzu doğru yapıyoruz. Evet, ikinci soru biraz tuzak bir soru, biraz tehlikeli bir soru. Neden derseniz bunda genelde öğrenciler okla yer değiştirirler ama değiştirdiklerini unuturlar ve giderler yanlış cevabı işaretlerler. Evet, bu sorumun cevabı Edirne olacak. Neden derseniz bakın 6'da sanki N ve M varmış gibi görünüyor. Ama K ve N'yi yer değiştirdiğim için N var, K var, bir de M var. O yüzden cevabım K, N, M üçlüsü olacak. Yani Edirne olacak. Peki bununla ilgili üçüncü sorumuz. P ürününün reklamı 4 numaralı panoya yapıştırılırsa diyor. Şimdi ben bakacağım olasılığıma. P ürününün 4 numaralı panoda olma durumunu değerlendireceğim. Bir bakayım panoma. P'de 4 ne zaman oluyor? Bak. 4'ün P olma durumu ikinci olasılık. Bu şu demek. Sakın ola ki birinci olasılığa bakma. Sadece soruyu ikinci olasılığa göre çöz demektir. O zaman cevabım ne olacak? Evet. P ürününün reklamı 4 numaralı yerdeyse diyor. Şimdi netleşecek inşallah. Şöyle. P ürününün reklamı 4 numaralı panodaysa diyor. Kesinlikle doğru olanı soruyor bana. Evet, cevapları vermişsiniz zaten. Cevabımız Adana olacak. Çünkü M ürününün reklamı 6 numaralı panoya yapıştırılmıştır diyor. Bakalım P'nin 4'te olma durumunda 6'da kesinlikle M harfimiz var. O yüzden cevabımız evet Adana olacak. Evet, bu tablomla ilgili son soruma geçiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili son sorum. 7 numaralı panoya K ürününün reklamı yapıştırılırsa. Bir bakayım tablomda 7 numaralı panoya K ne zaman gelir? 7 numaralı panoya K'nin gelme durumu bakın benim ikinci olasılığım. İkinci olasılıkta 7 numaralı panoya K geliyor. O zaman diyor bana şöyle bir şey sormuş. Diyor ki 7 numaralı panoya diyor K gelirse diyor ne nerededir diye soruyor. Bakın bu da çok tuzak bir soru. Bir şeyi gözden kaçırırsanız soru gider. 7 numaralı panoya K ürünü gelirse N ürününün reklamı kaç numaralı panolara yapıştırılmış olabilir? Evet, cevabı B diyenler. 2 tane N harfi var. 2, 2. Hemen cevaba Bursa demeyin. 2 tane N harfi var. Unuttunuz mu? Soru size 2 tane N harfi verdi. Hemen niye B diyorsunuz acaba? N ürününün reklamı soruyor Çiğdem. Nerede cevap B? Nasıl B acaba? Elif. K ürününün reklamı 7 numaralı panodaysa N ürününün reklamı kaç numaralı panolardadır diye sormuş bana. 2 tane N harfi var. Bir tane değil. İkisine de bakacaksın. Hemen unuttun mu? Sana N harfini soruyor. Tabii. Evet. Şimdi oldu. Kızdırıyorsunuz beni. Bakın buraya.
K'yi buraya aldın. Tamam, N burada. 5'te olacak da. Senin burada bir tane daha N harfin yok mu? Var. Diyeceksin ki o zaman N 2'de de olabilir. Yer değiştirsem 1'de de olabilir. N buraya alınırsa 5'te oluyor. Cevap tabii ki Edirne olacak. 1, 2 ve 5'i alacaksınız. Lütfen azıcık dikkat eder misiniz? Lütfen yani. Ne olacak sizin bu dikkatsizliğiniz? Haydi bakalım bir sıralama sorusu daha çözelim. Ondan sonra raf sorusuna geçeceğiz. Ben şöyle soruyu göstereyim. Siz notlarınızı alırken tahtayı sileceğim. Acele işe şeytan karışmaz. Güldesi Hoca karışır Elif. Yandın. Dikkat et. Haydi bakalım. 16 ve 19. sorumuz. Notları kenara bir alın bakalım. Ali, Burcu, Ceyda, Deniz, Erdem ve Fatih. Odaları yan yanadır diyor. Odalar soldan sağa doğrudur diyor. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamını kullanmış. Hem yan yana demiş, hem rakam kullanmış. Daha ne desin ki? Tablo 1 diyor. Tablo 1. Hemen tablo 1'i yapıyorsunuz. Yani şöyle bir tablo yapıyorsunuz. Niye böyle bir tablo yapıyorum? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 demiş. Bu 4, 4, 5, 4, 5 bu ne? Evet, tablo 1'i yapacağız arkadaşlar. Tablo 1'i yapacağız. Soruda rakamlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyor. Yan yana odalar diyor. O yüzden ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye yukarı yazacağım. Haydi bakalım notlarınızı alın. Ceyda'nın odası 4 numaralı odadaymış. Deniz ve Erdem'in odaları yan yanadır diyor. Arkadaşlar yan yana demek dip dibe alacağım, okla yer değiştireceğim demek, unutma. Ali ve Fatih'in odaları yan yanadır diyor. Ali ile Fatih'i yan yana yazıp okları yer değiştireceğim. Burcu ve Fatih'in odalarını asla yan yana getirmeyeceğim. Haydi bakalım notlarınızı aldıysanız ben de tahtamı siliyorum ve notlarımı alacağım. Evet, bekliyorum. Haydi. Tabloyu yapmaya başlayın notlarınızı aldıysanız. Ben de şöyle tablomu sileyim ve yeni tablomu hazırlayayım. Evet, soru bir sıralama sorusu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye şöyle yapıyoruz. Kaç olasılık çıkacağını başından bilemezsiniz. En az 2 olasılık çıkacaktır. Şöyle halihazırda. Kaç tane yaparsanız olasılık şöyle hazırlayın. Bu benim birinci olasılığım. Şöyle ikinci olasılık, üçüncü olasılık çıkarsa, dördüncü olasılık çıkarsa, beşinci olasılık diye ben aşağıya sıralayacağım. Tamam mı? Bundan DGS'de bundan 3 soru geliyor ama 3 soru ile ilgili 4'er soru geliyor. Yani toplam bir 12 soru geliyor. Sözel mantığın standart sapması yüksek. Tamam mı? Standart sapması yüksek. Sizi diğerlerinin önüne attıracak olan sözel mantık. Ceyda 4 numaralı odadaymış. Haydi bakalım. Kesin bilgiyi yazdım. O KPSS'cim yapmış bile. Haydi bakalım. Deniz ve Erdem'in odaları yan yanadır diyor. Okla yer değiştirdik. Ali ve Fatih'in odaları yan yanadır diyor. Yazdık. Okla yer değiştirdik. Burcu ile Fatih'i sakın yan yana getirme, kavga ederler diyor. Onu da şöyle gösterdik. Haydi bakalım herkes soruları yapmaya çalışsın. 4 olasılık mı çıkıyor? Ben de 4 dedim ama belki 3'te tamamlarız, bilemiyorum. Haydi bakalım Ceyda'yı 4'e yerleştirdim. Kimler yaptıysa göndersin, yaptım hocam diye bana yollasın. Hadi bakalım merak ediyorum kimler yalnız başına bunu yapabilecek. Evet, ben hiç karışmıyorum. Haydi bakalım herkes yapsın, bekliyorum.
Bu arada arkadaşlar ben yarın sabahtan akşama kadar kurumdayım. Soru falan atarsanız biraz yoğun olacağım. Akşamüstü bakarım. Bugün bana soru atanlar da vardı. Onlara da bakamadım. Onlara da yayından sonra bakacağım. Yani gündüz bayağı yoğun oluyorum bu aralar. Sorularınızı akşam bakıyorum. Kusura bakmayın, tamam mı? Ama mutlaka bakarım. Instagram'dan atanlara da, WhatsApp'tan atanlara da dönüyorum ama hoca benimkini unuttu, benimkini görmedi, cevap yazmadı diye düşünmeyin. Yoğun olduğum için dönemiyorum ama en uygun zamanda dönmeye çalışırım. Tamam hocam, 4 olasılığı nasıl alacağız ilk baştan? Tamam. Sesinize sağlık hocam. Peki, teşekkür ediyorum Elifçim. Haydi bakalım o zaman, beraber yapalım mı? Başlayalım mı? Alevcim şöyle başlayacağız. Ceyda'yı 4'e yazdık ya. Deniz Erdem'i yan yana koyacakmışız. Önce ondan başlayalım. Deniz Erdem 2 olasılık olmaz mı? Yani 2 olasılık yaparsan olur aslında, neden olmasın? Ama belki soruların tamamını çözmekte zorlanabilirsin. Hadi beraber yapıyoruz o zaman. Tamam mı? Şimdi önce Deniz Erdem'le başlıyoruz. Deniz Erdem nerelere gelebilir? Deniz Erdem 1 ile 2'ye gelebilir. Yer değiştirdim. Deniz Erdem 2-3'e de gelebilir ama bunu ikinci olasılıkta göstermem gerekiyor. Deniz Erdem 4-5'e gelmez çünkü Ceyda var ama 5 ile 6'ya gelebilir. Şöyle. Ama özür dilerim. Burada yazamam. Bir alt sütuna geçeceğim. Özür diliyorum. Şöyle şuraya yazmam lazım. Deniz Erdem başka nereye gelir? Deniz Erdem başka nereye gelir bilmiyorum. Bakalım nereye gelecek? Dursun, Deniz Erdem'le işim şimdilik bitti. Sıra AF'de. AF birinci olasılıkta 5-6'ya gelir. Bakın buraya. Okla yer değiştirmeyi unutma. Yine 5-6'ya gelir. Okla yer değiştireceğim. Üçüncü olasılığımda 1 ile 2'ye gelir. Okla yer değiştireceğim. Bir de 2 ile 3'e gelir. Okla yer değiştireceğim. Şimdi 2 ve 3'te AF varsa 4-5 mecbur 5-6 mecburen Deniz Erdem olacak. Demek ki benim Deniz Erdem'i bir kere daha yazmam gerekiyor. Yani 5-6'ya AF'yi 2 kere yazıyorum. Deniz Erdem'i de 2 kere yazıyorum. Şimdi boşlukları burcuyla tamamlayacağım. Bakalım burcuyla nasıl tamamlayacağım. Buraya getirebilirim, bir mahsuru yok. Buraya getirebilirim, bir mahsuru yok. Ama buraya yazarsam Burcu Fatih yan yana geldi. Öncülümde gelmesin diyordu. O zaman şöyle yaparım. Fatih'i silerim buradan. Ali'yi de silerim. Fatih burada olur. Ali burada olur. Burcuyla Fatih yan yana gelmemiş olur. Ama şuna da dikkat edeceğim. Üzerine okla işaret koyamam. Bakın burada ok kullanmayacağım. Çünkü kullanırsam Fatih Burcu yan yana gelir. Şimdi aşağıyı da düzenleyelim. Şu üstündeki işareti sileceğim. Buraya Burcumu ekleyeceğim. Ve soru bitmiş olacak arkadaşlar. Her yerde okla yer değiştirme yapmak zorundayım. Çünkü yan yana diyor. Ama şurada yer değiştirme ve şurada yapamam. Şu kriterden dolayı yapamam. Burcuyla Fatih yan yana gelmeyecek. Ben şimdi kafadan daha iyi yapıyormuşum yazınca. Peki. Şöyle bir yorumları kapatayım. Tablo net görünsün. Eksiğiniz varsa tamamlayın. Sorulara geçelim arkadaşlar. Bakın önce böyle yan yanalardan bir tanesiyle bir başlıyorsunuz. Nerelere gelir? 1-2'ye geliyor. 2-3'e geliyor. 3-4'e gelmez Ceyda var. 5-6'ya geliyor. Bitti dedim. Ali Fatih'e geçtim. Burası boş. Burası boş. Ali Fatih burası boş, burası boş dedim. Bitti. Geriye Burcu'yu yerleştirmek kaldı. Evet, bir bakın bakalım tablomda anlaşılmayan bir yer varsa bir daha bir geçeyim üzerinden. Hocam ben burayı pek anlayamadım ama bir daha bir anlatsanız mı dediğiniz bir yer var mı? Var mıdır anlaşılmayan bir yer benim tablomda? Hocam bir daha bir hadi bir geçin derseniz geçerim. Yok derseniz soruyu göstereceğim. Var mıdır bir problem?
Sanıyorum ki yok. Sessizliğinizi koruduğunuza göre herhangi bir problem yok ya da yazdıklarınız bana geç geliyor. Onur, 3 olasılıkla yaparsın ama 3 olasılıkla yaptığında sorulardan biri eksik çıkar. Şimdi bak soruları göreceksin. 3 olasılık yaptığında sorulardan birini yanlış yaparsın. Merve, biraz pratik yaptığında kendi başına da doğru yapacaksın. Hiç merak etme. Benim YouTube'da çözdüğüm karma sorular var. Onları mutlaka izle YouTube kanalımdakileri. Onları mesela dur tekrar tekrar çöz. O zaman emin ol ki kendi başına da yapacaksın. Bir dahaki sözel mantık dersine kadar benim YouTube kanalımda karma, sözel mantık 1, 2, 3 diye seri yaptım ben orada. Onları bir izle, o soruları bir kendi başına çöz. Göreceksin ki yapabiliyor olacaksın, tamam mı? Hadi bakalım başlayalım sorulara. Evet, ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bir de 17. sorumuz. Burcunun odasının 3 numaralı oda olduğu durumda diyor. KPSS'de en çok 2 bilemedin 3 olasılık çıkar Züleyha. Okla yer değiştirdiğin için zaten 2 olasılıkla çözersin soruyor. Bu soru bir ALES sorusu, o yüzden 4 olasılık çıkıyor. Tamam mı? Hadi bakalım 16 ve 17'yi birlikte çözün istiyorum arkadaşlar. Ben yorumları kapatayım, soru net görünsün. Bir yere not alın cevaplarınızı. Nedir cevaplar dediğimde bana söyleyin. Evet, 16 ve 17. sorular. Kesinlikle yanlıştırı soruyor. Evet, 16 ve 17. Arkadaşlar kesinlikle yanlış olması için bütün olasılıklarımda yanlış olan bir şeyi bulmak zorundayım, tamam mı? Bütün olasılıklarda yanlış olan bir şey bulacağım. Bir de burcu 3 numaralı odadaysa kesinlikle yanlış olanı soruyor. Evet, açıyorum yorumları, cevapları gönderebilirsiniz. Haydi bakalım 16 ve 17'yi birlikte gönderin, daha kolay olsun. 16 şu, 17 şu diye. Şimdi biriniz A demişsiniz, biriniz E demişsiniz. Emine'de mi sıkıntı var, diğer arkadaşlarda mı? Bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor 16. soruda. 16. sorumun cevabı tabii ki Edirne olmalı. Çünkü Fatih ve Deniz'in odaları hiçbir zaman yan yana gelmez ki. Hep arada Ceyda engeli olacak. O yüzden 16. sorumun cevabı A olmaz Emine. Bak 16'ya A demişsin, 16 A olmaz. 16 E olacak çünkü Fatih ile Deniz'in odaları nasıl yan yana gelsin? Fatih burada, Deniz burada. Her defasında öyle bak, Deniz burada, Fatih burada, Deniz burada, Fatih burada. Hiç yan yana gelmiyorlar ki. Kesinlikle yanlışı soruyor, 16 E olacak. Tamam mı? 17'de de diyor ki, kaydedeceğim YouTube kanalıma da atacağım. 17. soruda da diyor ki burcunun odası 3 numaralı oda olduğu durumda diyor. Bak burcunun odası 3 numaralı oda olursa diyor hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakıyorum, burcunun odası 3 numaralı oda olursa Ali'nin odasının 1 numaralı oda olma ihtimali bizde yok. Bak burcu 3'te, Ali 1'dedir diyor. Ali'nin 1'de olma durumu yok. 17. sorumun cevabı Adana olacak. Tamam. Hadi bakalım 18 ve 19'a da birlikte bakıyorsunuz. İkisinin cevabını yine gönderin. Burcu Deniz Fatih Erdem'in odasının 3 numaralı oda olduğu durumda yukarıdaki kişilerden hangilerinin oda numaraları kesinlikle bilinmektedir diyor. Erdem 3'te ise şu kişilerden hangisinin yerini bilebilirsin? Altta da Erdem 5'te ise diyor. Haydi bakalım 18 ve 19'u birlikte gönderiyorsunuz, tamam mı?
Haydi gönder cevapları artık. 18 ve 19. sorular. Evet, kaydedeceğim Sultancığım. YouTube'a da atacağım, buraya da kaydedeceğim inşallah. Yani bir aksilik olmazsa tabii, yine telefon kilitlenmezse. Geçen sefer kaydedemedim, telefon kilitlendi. İnşallah kaydedeceğim. Evet, 18. sorumun cevabı. Erdem'in odasının 3 numaralı oda olduğu biliniyorsa diyor. Bakıyorum, Erdem 3 numaralı odaysa ben hemen yanında Deniz'in olacağını bilirim. Çünkü Deniz'lerden yan yanadır. Deniz 2'de ise, Erdem 3'te ise burada bir kişilik yer olacağı için burcunun da 1'de olacağını kesin olarak bilirim. O yüzden 18. sorumun cevabı Ceyhan olacak. 19. soruya geldim. 18 Ceyhan. 19. soruya geldim. Erdem'in odasının 5 numaralı oda olduğu durumda diyor. Kesinlikle yanlıştır soruyor bana. Tamam mı? Kesinlikle yanlıştır diyor. Erdem 5'te ise bakıyorum. Erdem'in 5'te olabilme durumu şunlar. Şu iki olasılığa göre çözeceğim bakın soruyu. Erdem 5'te ise diyor. Ceyda ve Deniz'in odalarının arasında bir kişinin odası vardır. Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Bakın. Erdem'i 5'e alırsam Deniz 6'da olacak. Ceyda ve Deniz'in odaları arasında Erdem olacak. Yani bir kişi var. A doğru. Ali'nin odası 3 numaralı odadır diyor. Şimdi bakıyorum. Erdem 5'te olursa şurada Ali'nin odası 3 oluyor mu? Olmuyor. Ali nerede oluyor? Ali sadece 2'de olabiliyor. Erdem'in 5'te olabilme durumunda Ali 2'de olabiliyor. O yüzden yanlış olan cevabımız Bursa olacak. 19. sorumuz Bursa arkadaşlar. Peki. Hadi bir tane de raf ve asansör sorusu çözelim arkadaşlar. Ona da bir bakalım nasıl yapıyorduk. Raf ve asansör sorusu çözelim. Biz bugün asansörü çözelim. Tamam mı? Bir tık zor olsun. Herkes kenara notunu alıyor. Haydi bakalım. Herkes notunu alıyor. Arkadaşlar raf ve asansör sorumuz tablo 2 ile çözülecekti. İki tane birden 5'e kadar raf yapacaksınız. Asansör de öyle çözülüyor çünkü. Tamam mı? Haydi bakalım. Diyor ki soruda. Bakın soruda ne diyor? Arda, Buket, Ceren 3 kişi. Derya, Ege, Fırat 3. Bir de Gamze 7 kişi diyor. Binada zemin katın üstünde birden 5'e kadar numaralandırılmış 5 kat diyor. Evet, bir saat yapalım KPSS'cim. Uzatalım mı? Bir saatten fazla mı yapalım? 15 dakikamız kaldı galiba. Bir saat yeter herhalde bugünlük he? Bir tabloyla 4 soru çözdük. İkinci tabloyla 4 çözdük. 8 soru. Şimdi bunu da çözüyoruz. Bir 12-15 soru yine çözmüş oluyoruz. 3 tablo. Haydi bakalım birden 5'e kadar numaralandırılmış 5 kat bulunuyor dediğine göre ne yapacağım? Raf sorusu yapacağım. Önemli değil Ceylan, nereden yetişirsen orası önemli. Haydi bakalım. Haydi herkes tablosunu yapıyor. Tablo 2, 2 tane raf çiziyorsunuz. Ben de sileyim tahtamı, sizler yapın rafınızı. Ben de rafımı yapacağım. Haydi bakalım bu soru asansör ve raf soruları arkadaşlar tablo 2 ile çözülüyor. Tablo 2'miz şuydu. Şu şekilde soruda birden 5'e kadar dediği için 2 tane raf yapacağım. Eğer birden 5'e kadar demeseydi ama raf olsaydı tek bir tane raf yapacaktım. Rakamların aşağıdan yukarıya doğru olması gerektiğini unutmuyorsunuz. Eğer yanlışlıkla yukarıdan aşağıya yazarsanız soru çıkmaz. Burası birinci olasılık, burası ikinci olasılık. Haydi bakalım benden ne istiyor? Önce ne yapıyoruz? Kenara bir özet yazıyoruz. Ondan sonra soruyu çözeceğiz. Üçüncü katta yalnız Ceren asansörden iniyor. Bakın her katta en az bir, en fazla iki kişi inebiliyor. Üçüncü kişiye yer yok. Üçüncü katta yalnız Ceren dediği için onu şöyle göstermenizi istiyorum. Buraya Ceren'i yazın. Üzerini şöyle kapatın ki
Ceren'in yanına yanlışlıkla birini yazmayın. Tamam mı? Ceren üçüncü katta inecek. Yanında başka kimse yok. Çünkü yalnız demiş. Arda Ege'den bir önceki katta inecekse. Şimdi bir önce dediği için bunları altlı üstlü almak zorundayım. Ama hangisi altta olacak? Hangisi onun bir üst katında olacak? Arda'yı yukarı, Ege'yi aşağıya mı yazacağım? Tersini mi yazacağım? Ne dersiniz? Onu kenarda bir gösterin bakalım. Arda Ege'den bir önceki katta inecekmiş. Derya Fırat'tan bir sonraki katta inecekmiş. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Arda Ege'den bir önceki katta, Derya Fırat'tan bir sonraki katta inecekmiş. Evet, Arda Ege'den bir önce inecekse şöyle yaparım. Ege'yi yukarı yazarım. Arda'yı önce ineceği için aşağı kata yazarım. Şöyle. Bir önce dediği için altlı üstü alacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Hayır Ceylan, hayır bak. Arda Ege'den önce inecekmiş. Bak rakamlara dikkat et. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz. Sen ters yerleştirdin herhalde. Dikkat et. Aşağıdan yukarıya gidiyorum. Arda önce inecekse mesela Arda 1'de iner, Ege 2'de iner. Sen ona dikkat etmemişsin, tamam mı? Sonra da diyor ki Derya Fırat'tan bir sonraki katta inecekmiş. O zaman Derya yukarıda olacak. Fırat onun hemen bir kat altında olacak. Çünkü Derya Fırat'tan bir sonra diyor. Ben size devamını da okuyayım. Buket ve Fırat aynı katta inecekmiş. Hayır, aşağıdan yukarıya diyordu soruda. Dikkat et Ceylan, tamam mı? Göstereceğim şimdi Ayaz. Göstereceğim soruyu tekrar. Diyor ki Arda Ege'den bir önceki katta inmiştir. Derya Fırat'tan bir sonraki katta inmiştir diyor. Gamze ile Derya farklı katlarda iniyor. Derya Gamze'yi yan yana sakın getirmeyin. Buket ve Fırat aynı katta iniyor. Buket ve Fırat aynı kattaysa şöyle yapıyorsunuz. Fırat'ın yanına Buket'i ekliyorsunuz. Gamze kesinlikle Derya ile birlikte olmayacak. Onu şöyle gösterin. Gamze, Derya yan yana gelmeyecek. Tamam mı? Hadi bakalım herkes yerleştirmeye çalışsın. Önce tabloyu yerleştiriyoruz. Sonra soruları ben size şöyle zaten göstereceğim. Hocam ben tabloyu yerleştirdim diyen varsa hemen 20 ve 21. soruları çözsün. Evet, önce Ege ile Arda'yı bir yerleştirin bakalım. Altlı üstü olacak şekilde birinci ve ikinci olasılıkta nereye gelirler? Sonra Derya ve Fırat Buket üçlüsünü yerleştirin. Geriye kalan Gamze olacak. Gamze'yi de iki yere olasılıkla yerleştiriyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım herkes yerleştirsin. Az bir zamanımız kaldı. Şöyle göstereyim de. Haydi bakalım. 5-6 dakikamız var. Evet, cevapları gönderin bana. 20 ve 21. sorumuzun cevabı ne olmalı? Çözdünüz mü? Tablo tamam herhalde. Tablo tamam herhalde. Herkes cevap yazmaya başladığına göre. İsterseniz önce ben de tablomu yapayım. Ondan sonra cevapları alayım sizden. Tamam mı? Ben de bir tablomu yapayım da herkes görsün, yapamayan arkadaşım varsa. Bakın önce Ege ile Arda'yı yerleştireceğim. Ege ile Arda şöyle. Ege burada, Arda burada olabilir. Ya da buraya da gelebileceği için şöyle yapacağım. Ege burada olacak, Arda burada olacak. Bununla işim bitecek. Sonra Derya Fırat Buket'i ben buraya yazabilirim. Derya burada olur. Fırat'ın yanında kesinlikle Buket olacakmış. Yazdım. Aynı şekilde şurası Derya olur. Burası Fırat artı Buket olur. Bununla da işim bitti. Geriye kim kaldı? Derya kaldı. Derya'yı şimdi yerleştirmeye çalış. Gamze kaldı. Gamze Derya'nın yanına gelemez.
Fırat'la Buket'in yanına da gelemez çünkü en fazla iki kişi. Ceren'in yanına da gelemez. Ya Ege'nin ya Arda'nın yanında olacak. Onu şöyle gösteriyoruz. Gamze diyoruz soru işareti. Gamze diyoruz soru işareti. Aynı şekilde Ege'nin yanına Gamze deyip soru işareti koyacağım. Arda'nın yanına da Gamze deyip soru işareti koyacağım. Son kalan kişi, son kalan yere olasılıklanır. Evet, herkes yapmış galiba. Göstereyim. 20. soruda hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Cevabım Ceyhan olacak. Çünkü Buket ikinci katta asansörden inmez. Hiç Buket ikinci katta yok. Doğru. 21. Derya diyor ikinci katta asansörden indiyse diyor. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Derya ikinci katta inerse birinci katta asansörden iki kişi inmiştir cevabı, yani Edirne olacak. Çünkü şu olasılığa bakmamı istiyor. Derya ikinci kattaysa birinci katta iki kişi inmiştir. Haydi bakalım 22 ve 23. Ege ve Gamze asansörden birlikte inerse ne olur? Haydi bakalım 22 ve 23'ün cevaplarını da alalım. Ege ve Gamze asansörden birlikte inerse hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bir defa Gamze'nin olasılıklı olduğunu unutmayın. Gamze bir Ege'nin yanında olasılıklıydı, bir de başka birinin yanında olasılıklıydı. Hemen o kişi aklınıza gelecek. Evet, 22. soru. Ege ve Gamze asansörden birlikte inerlerse ne olur? Ve 23'ü istiyorum arkadaşlar. Birinci katta kim inmiş olmaz diyor. Evet, 22. sorumun cevabı Adana olacak, değil mi? Ege ve Gamze asansörden birlikte inerlerse o zaman Arda'nın asansörden tek başına inmesi gerekiyor. 22 Adana olacak çünkü Ege ile Gamze birlikte inerse Arda tek başına iner. 23. sorumuzda da aşağıdakilerden hangisi birinci katta asansörden inmiş olamaz diye sormuş bana 23'te. Diyeceğim ki Arda iner, Buket iner, Gamze iner ama Derya'nın birinci katta inme olasılığı hiç yok gördüğünüz gibi. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Peki arkadaşlar, bugünlük yeter mi? Birazdan saymaya başlar bizim Instagram. Bundan sonra ne yapsak? Yayınları YouTube üzerinden mi yapsam sizinle arkadaşlar? YouTube kanalımdan yaparsam herhalde orada böyle bir saat süremiz yok galiba. Orada sınırsız herhalde. Beni en azından daha çok soru çözebiliriz. Ben bunu bir düşüneyim bakayım. Olmadı YouTube'dan yapalım bundan sonra canlı yayınlarımıza. YouTube kanalıma gelirsiniz, oradan hallederiz. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Nasıl, tablo 1, tablo 2 iyi oldu mu? Bir dahaki yayınımızda da 3 ve 4 ile ilgili biraz soru çözeriz, tamam mı? Buradan iyi. Peki, tamam o zaman. Buradan devam ederiz. Arkadaşlar, dediğim gibi sınırsız ama gecikme daha fazla oluyor. Tamam, buradan devam ederiz o zaman. Arkadaşlar biliyorsunuz dil bilgisinde başa döneceğim. Bir dahaki derste de yine sözel mantıktan biraz soru çözeriz. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra isim, sıfat, zamir, zarf deyip yardıracağız arkadaşlar. Tamam mı? Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığın için. Katıldığınız için yeter bugünlük hocam. Bir daha ne zaman yayın olacak? Yarın arkadaşlar bütün gün işteyim. Yarın Perşembe biraz yorucu bir gün oluyor ama Cuma günü yine yayın yaparım. Belki yarın yaparım, fark etmez. Ben yazarım gündüz, tamam mı, size çok yoğun olmazsam. Instagram saymaya başladı arkadaşlar. Konumu anlatacaksınız. Hem konu hem soru. Bundan sonra dil bilgisinde konu da soru da olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Online dersleri bilmiyorum Alevcim ne zaman başlayacak ama